E, Sayın Pekin, e, burada tabii konuşulan başlıklarda Sayın Topsakal'ın söylediği gibi e, bir ifade yer aldı. E, Aselsan konusu yerli savunma sanayinde e, bu hafta içi kamuoyuna yansıyan ve muhalefet kanadından gelen eleştiriler, iddialar. Size de aynı soruyu soralım. Bu iddialar nereden çıkmış olabilir ya da neden bu tür iddialar atılıyor? E, Sayın Topsakal Bakın, bu iddiaların e... atılmasını psikolojik harekat olarak yorumladı. Doğru mudur? Doğru doğru söylüyor e, Sayın Hocam e, doğru söylüyor ama e, nereden geldi bunlar e, bu konularda e, önceden beri bu konularda zaten e, dışarı e, içeriye yönelik çok büyük bir şey var e, hem komşularımıza yönelik hem Türkiye'nin iç, içerideki halka yönelik psikolojik harekat devam ediyor e, yani 2017 yılında bu vakıf senedinde bir değişiklik olmuş o vakıf senedine göre e, diyor ki. Ee, bu Aselsan'ın varlıkları ya da bu vakıf şirketlerinin varlıkları başka bir değere dönüştürülebilir diye bir ifade konmuş. Yani buradan kastettiği para. Şimdi Aselsan'ın e, %74.1'i veya 2 de olabilir e, şeye ait. E, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ait. Ve Türk Silahlı Güçlendirme Vakfı 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Türk vatandaşlarının oğlunun, çocuğunun e, kadınlarının, erkeklerinin e, verdikleri bağışlarla kurulmuş. Yani geçen sefer de Sayın Komutanım söyledi bu konuyu e, şeyle ilgili. Erdoğan Korakış söyledi. Yani işte önce farklı farklı e, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, vakıfları var. Daha sonra bunlar birleştiriyorlar. Daha yerinde girmeme gerek yok açıkladığı için. Şimdi e, birisi bu. E, i̇kincisi bir defa siz gelen her misafirinize ASELSAN'ın yaptığı ürünleri gösteriyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. ASELSAN'ın birçok yerde temsilciliği var. Suudi Arabistan'da temsilciliği var. Azerbaycan'da temsilciliği var. Pakistan'da temsilciliği var. Birçok yerde temsilciliği var ve onlar vasıtası irtibata geçiyorlar e, ürünlerle ilgili olarak. Gelen bir heyete bu tip ürünleri gösterebilirsiniz. Birisi bu. Ne üretiyoruz? Nasıl imkan kaybetimiz var? Hmm. Birleşik Arap Emirlikleri'ne hiç e, asayasalına ortaklık yapmadan, satmadan, etmeden bir proje üzerinden, bir proje üzerinden ortaklık kurabilirsiniz. Tabii. Bunlar gayet doğal şeyler. Yani nasıl Türkiye F-35 konusunda e, Amerika ile ortaklık ku, e, kurduğu zamanında aynı şey bizim için de olabilir. Geri kalanı tamamen e, şeydir. E, devleti e, zor durumda bırakmak, halkı halkı güvensizliğe teşvik etmek ve e, bu kadar emekli, bu kadar yapılan emekleri, orada 10 bine yakın mühendis çalışıyor. Bunların emeklerini bir tarafa atmaktır. Yani bu tam bir psikolojik harekattır ve e, amaç e, halkın ya boş işler uğraşıyor bunlarda, yani ürettikleri bir şey yok, gidiyorlar şimdi bir de şeye satacaklar bunu, e, oraya satacaklar işte Körfez'den para gelecek falan. E, Türkiye sadece Körfez'e mi e, çalışıyor bu konuda? Hayır, Fransa dahil bütün ülkelerle çalışıyor. Yani Fransa gelse Türkiye'ye dese ki kardeşim biz sen de beraber işte uydu yapalım. İşte yapıyoruz şu anda uyduyu birlikte Fransa ile Almanya ile er dediğim şirket bu yapıyoruz. Bir sorun var mı? Aselsan'da bunların ortaklarından. E, peki hiç geliyor mu ya Fransızlara satacaklar mı şeyi? Yok şuna satacaklarmış diye kimsenin aklına gelmiyor. Ama körfez olduğu zaman hemen herkesin aklına bu geliyor. Bu biraz hem dışarıdan yapılan da programda. Yani evet. düşünebiliyor musunuz? Körfezin büyük bir fonu var. O Körfez ülkelerinin. Bu fonlar yatırım yapacak yer arıyor. Siz e, bu bu fonları çekmek durumdasınız ve bu tür hadiselerle e, Körfez ülkeleriyle daha evvel de yaptık. Türkiye arasında husumeten arttırılması ilişkilerin bozulması, Türk halkının kendi kendine güvenmesi. Ya ne olacak işte Araplar şunu alıyorlar. Eee mallarımız Araplara gidiyor falan gibi yanlış şeylerle e, Türkiye'ye yönlendiriyorlar. Bu tamamen bir psikolojik harekat konusudur. Bunu e, baştan itibaren söyleyeyim. E, şimdi bir başka konuda şu. Mesela biraz evvel hocam şeyden bahsetti. E, Global Gateway'den bahsetti. E, yine e, şeyden bahsetti. Bir yol bir kuşak projesinden bahsetti. Şimdi bunlar güzel. Bunlar zaman zaman çakışıyor. Yani birisi Avrupa'nın birisi Çin'in. Çin'inki daha evvel başlamış. Avrupa'da bu konuda işte 340 milyar avro para ödeyeceğim diyor bu konuyla ilgili. Şimdi Türkiye önemli bir yer. Hem bulunduğu mevki yer itibariyle, stratejik, jeostratejik olarak e, çok önemli bir yerde. Hem etrafında çok büyük komşuları var. Tabii önemli olan bizim için şu. Biz üretimin neresinde yer alacağız? Yani çünkü sonuçta bunların kurmak istedikleri şeyler e, kendi mallarını bize satmak, o e, gateway vasıtasıyla veyahut da bir yol kuşak projesiyle malları göndermek ondan sonra buralardan dönerken de ham maddeyi ilgili ülkelere vermek. Peki biz sadece onların üretimlerini mi kullanacağız? Türkiye'de şu anda işte demir yolları falan da hızlandırılıyor, yapılıyor, devam ediyor elektrikli trenler hızlı trenler vesaire falan yollar, köprüler. Bütün bunlar bunlar Türkiye bir transit ülke mi olacak? Yoksa Türkiye Etrafındaki ülkelerle beraber üretici bir ülke mi olacak. Önemli olan bu. bir e, Savunma sanayi bunun en önemli itici gücü. Çünkü savunma sanayinde hem ileri teknoloji kullanıyorsunuz, işte e, yapay zeka gibi, uzay teknolojisi gibi, e, siber teknoloji gibi ya da ne bileyim, sentetik e, biyoloji gibi çok önemli e, şeyleri kullanıyorsunuz ve üretiyorsunuz. Ayrıca sattıktan sonra yaptıklarınızı biraz ileri taşıyorsunuz. Aynı zamanda çok farklı teknolojilerde de RG'ye yönelik para aktarıyorsunuz. Yani binlerce, on binlerce mühendisi e, yeni keşifler için, yeni e, şey, donanımlar için yetiştiriyorsunuz. Yani böylesi önemli bir. Biz bu, bu, evet bu konuda üretici olacağız. Üreticiyiz zaten. Ama diğer konularda hangi konularda üretici olacağız? Türkiye'nin bu konuda karar vermesi lazım. Yani sadece silahlı e, savunma sanayi değil. Mesela bana göre e, yani te, tedarik zinciri e, kırılmamış bir şey, e, tarım, gıda, emniyetli gıdaya ulaşmak, emniyetli e, şeye e, ilaç sistemine ulaşmak. Hangi konuda yani Türkiye'nin bunları belirlemesi lazım belli teknolojileri. İşte insan şey, eee insan savaş aracı ama sav birçok e, bütünün birçok bir parçaların birleşmesine meydana gelmiş. Oradaki önemli olan ne? Ee, i̇şte e, yazılım, ondan sonra çip e, kullanımı, ondan sonra yine e, siber teknolojilere karşı yapmak, GPS ile yönlendirmek, onun için uyduya ihtiyacınız var. Yani e, öyle e, baktığımız zaman e, uçağa, basit bir uçak değil, yani pervane göre görüp böyle basit falan e, sanıyorlar. E, bu çok sayıda teknoloji içinde barındırıyor. Uzay teknolojisi dahil. Laser güdüm kitini evet. Aselsan'da 1997'de yaptık, koyduk. Bu İHA'ların, SİHA'ların bombayı vurması için evet. laser güdüm kiti Aselsan'da 1997'de bitirildi. Yani bugün kullanılan bütün bombaların vurması için mutlaka o laser güdüm kiti evet. lazım. O laser güdüm kiti de 1997'de, 98'de Aselsan'da üretildi. Şimdi olaya böyle baktığımızda, olaya böyle baktığımızda, Etrafımızdaki ülkelerin ya da ihracat yapan ülkelerin, bu konuda silah ihracatı yapan ülkelerin neden rahatsız olduğunu görüyoruz. Çünkü bu itici bir şey ve Türkiye bir eşikte. Bu eşiği geçmek üzere Türkiye. Eşiği geçtiği andan itibaren durdurması falan mümkün değil. Onun için şimdiden belirli yerlere baskı yapmak suretiyle durdurmaya çalışıyorlar. Ama şunu söyleyeyim ben, hangi iktidar gelirse gelsin, hangi iktidar gelirse gelsin, eğer bu gelişmeleri bu eşeğin aşılmasına mani olacak bir takım tedbir alırlarsa ya da bir takım faaliyetler içinde bulunurlarsa Türkiye bir daha ömür boyu e, bir yere gidemez. Onun için herkesin bu projelere sahip çıkması lazım. Şimdi çok kısa bir gibi, reklama gitmem gerekiyor sayın Cumhurbaşkanım. Devamlılık esastır. Evet devamlılık esastır Bu evet, devamlılık İktidar esastır meselesi değil bu beka... Ama Peki. ama Azerbaycan ara... konusunda Azerbaycan konusunda o açıklamayı yapan adam dışişlerinden sorumlu bakan olursa ne yapacağız? Yaşında kalmıştık değil mi hocam? Evet, sizle? teşekkür ederim. Yani buradan e, Türk milletine şunu müjde edelim. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir bir kere bir. İkinci husus Türkiye gereken dersi almıştır. Yani sadece müttefiklerine bel bağlayan bir ülke değildir. Kendi insanına güvenen bir milli harp sanayini kurduk. Ama şu var, az önce hocalarımın dediği gibi teknoloji işbirliği yapmasak, NATO ile de beraber götürmezsek, mesela 1 milyar dolarlık ihracat da Amerika'ya yapılmıştır. Bu da çok önemli yani. Veya Airbus uçağında biz parça yapıyoruz. Bunlar hepsinin bize katkıları vardı. Ve bir bütün olarak akşamleyin dükkan kapandığında... Türkiye'nin kasasına ne kadar milli evet. para giriyor buna bakmamız gerekiyor. Bir de o küçücük üniversite mezunları, liseden mezun olan teknisyenlerimizi istihdam etmek ve onları az önce söylediğim gibi bu silah başka bir ülkeye satıldığı zaman onlar <laughs> öğretmen olarak gidiyorlar oraya. Bu ne kadar gurur verici bir şey. Dolayısıyla burada e, hepsinin, o anaların, onları yetiştiren annelerin, babaların hepsinin başarısıdır ve bu bir parti meselesi değildir. Bu bir milli davadır. Bu Türk milletinin var olma sevdasıdır. Peki. Kim bize meydan okuyorsa, aha bizim silahlarımız dünyanın en büyük topunu yapan Fatih'in topunu yapan bu millet bize yapamayacak mı ya?